Yani orta bir mezunuyum ama hayat okulunu başarılı bitirmiş, takdirle bitirmiş bir insanım. Benim kız kardeşim olmadığı için ben annemle beraber hep mutfaktaydım 7 yaşından beri. Herkes diyor ya hayat acımasız. Benim için hayat çok tatlıdır yani. Eskide Şırdan bir Adana markasıydı, şimdi bir dünya markası. Benim Şırdan'ım mücevherdir. Vay dedim ne kalplere dokunmuşum. Ne kadar sevgi var. Gerçekten tanınmak güzel bir şeydir. Ama şöhreti kaldırabilecekse, tanınmayı kaldırabilecekse o şöhretine layık olman gerekir. Ben de layık olduğuma inanıyorum her zaman. Hiçbir zaman mutsuz ve umutsuz olmayın. Gün gelir, herkese bir kapı açılır. Eğer ki bu restoran işinde büyümek ve şeymek istiyorsanız bu mesleği sevin, her şeyin daha iyisini yapın. Bir gün bir bakıyorsun, bir yerde bir şans açılıyor. Açıldığı zaman o işin değerini bilin. O işin değerini bilin ki o iş sizi başarıya götürsün. Özellikle çalışan kardeşlerim için söylüyorum. Çalışan ben de çok çalışmışım. Bulaşık da yıkamışım. Severek bir daha da yıkarım. Onlar için söylüyorum. Çalıştığınız yerde lütfen işinizi güzel yapın. Patron görmese bile, iş sahibi görmese bile yukarıda Allah görüyor. Ben Diyarbakır'da 12 yaşına kaldım. 12 yaşına İstanbul'da geldim. Etiler'de Namlı Kebap diye bir yer var. Orada 3 sene çalıştım. Sonra biriktirdim parayla, abimle ortaklı bir restoran açtık. Ve o restoranımız gün geçtikçe zirve yaptı. Önce 2 masaydı, sonra komple binayı hem satın aldık. Çırdancı olarak benim çalışanlarım 25-30 kişi var. Kebapçı dükkanları da katarsam 100-150 personelimiz var. Çünkü benimle biraderler ortağız. Bizim şu anda 3 tane restoranımız var. Taksim'de var, Karayollarında var, Fatih'te var. Bir gün ben nişanlandım, Adana'ya gittim. Şimdi bir yemeğe gidecektik, ilk yemeğimizdi. Ben onu güzel Adana'nın üst düzey bir kebapçısına götürmek istedim. Dedi ki hayır, ben seni şırdancıya götüreceğim. O güne kadar hiç şırdan yememiştim. Gittik seyyar satıcıya böyle küçük. Gerçek sevgi ilahi bir şırdan sarayı, üst düzey ve bir yatın içinde değildir. Gerçek sevgi her yerde de sevgidir yani. Beni öyle küçük bir sandalyede götürdü ve şırdanımı yedim. O güne 6 tane şırdan yemiştim. Hiç şırdan yemedim takdirde ve çok beğendim. İşte Allah beni o günü şırdana bağladı. Ondan sonra ben eşime yedirdim, o bana yedirdi. Ve bizim sevgimiz de o şırdan yemeğiyle başladı. Ve çok mutlu oldum. Sonra İstanbul'a geldik. Eşim ben de sürekli yapıyordu. Ve burada küçük bir şırdancı açtım eşime. Ve tuttu, bayağı tuttu. Bu şırdan ve bunların imzası hepsi eşime ait. Öğrettik, personel yetiştirdik. Eskide Şırdan bir Adana markasıydı, şimdi bir dünya markası. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde insanlar geliyor Şırdan'ı merak ediyor. Nasıl bir şeydir, nasıl bir yemektir? Hatta Danilo Şef olsun, yabancı gurmeler olsun, yabancı yazarlar olsun. Hepsi geliyorlar burada çekim yapıyorlar ve kendi sayfalarında da paylaşıyorlar. Şırdan gerçekten şu anda bir trend yemektir yani. Çünkü herkes bonfile, büftek yapar ama şırdanı yapmak her yiğidin harcı değil. Şırdanı gerçek yapmak, şırdancı Mehmet yapmak için herkes de şırdancı olamaz. Benim bir sloganım var. Şırdanlı hayat, sağlıklı hayat diyorum. Şırdansız hayat, sağlıksız hayat. Kendini seven şırdanı sever, şırdanı sever, kendini sever. Çünkü benim sloganım göz aldanır, damak aldanmaz. Çek yemeği göz değil damak anlar. Gerçek aşkı, sevgiyi göz değil, dil anlatır. Sevgi ne demek biliyor musun? Dilinle anlatırsan anlatsan ama boş bir insansın. Ama gerçek göze bakıştığın zaman onu anlıyorsun. İş yerinde otururken Yemek Teyze bir başvuru yaptım. Orada Yemek Teyze çağırdı, gittim yemek yaptım. Herkes 2 yemekle girdi, ben 4 yemekle. Çiğ köfte, kaburga dolması. Teyzen sonra bana telefon geldi. Dedi ki Mehmet Bey, MasterChef yarışmasına katılmak istiyorsanız sizi çağırıyoruz. Ben Antalya'dayım. Vurdum, geldim. Swiss Oteli'ne geldim, elemelere girdik. Benim karşımdakiler, ben kendim normal bir ustayım, şeftim yani. Kendi restoranımı. O kadar gastronomi okuyan çocuklar vardı ki hepsini takır takır geçtim. Çünkü bize bir yemek veriyordu, zor şartlar koyuyordu önümüze. Eski MasterChef ile şu anki MasterChef bir değil. Şu anki MasterChef rahattır, olaydır, biliyorlar. Ama eskide çok zor şeyler vardı. Çünkü biz bilmiyorduk önümüze ne çıkacağını. MasterChef ne olduğunu bilmiyorduk yani. Öyle bir durumdu yani. Bütün yemeklerimi yaptım. Hatta ilk 2 yemekte de birinci oldum. Toplu yemeklerde hep yemeği yaparak kendim takımımı birinciliğe taşıdım. Çok güzel yarışma, çok güzel başladı. Bazen ters köşeler yapıyordu bize, şey yapıyordular. Orada benim önüme yemek geliyordu. İnan ki ne ismini biliyordum. Ne sosun ismini, ne yemeğin ismini, ne öyle bir isim hayatımda duymamışım. O yemeğin nasıl olduğunu bilmiyordum. Ben alıyordum, benim yemeğim hepsininkinde daha lezzetli oluyordu yani. Mesela bana et verdi, ben normalde blender falan çalışmayı bilmiyorum. Ben ancak ya bıçak kullanırım, ya eti doğrarım. Blender falan kullanmadığım için erik verdiler. Erikli pasta falan yaptı, ben aldım kavurma yaptım. O günü kavurma profesörü seçildim çünkü
Etin profesörü diye şey yaptım. Tabii ki Türkiye'de çok güzel profesörler var. Biz onların ellerine su dökemez. Ama o şeflerin gönlünde geçti o günü. Dedi ki sen etin profesörüsün, sen kavurmanın profesörüsün. Çünkü çok lezzetli yapmıştım. Ondan sonra yarışma ilerledikçe heyecanlar arttı. Biz yarışmacılar birbirimize tabii ki biraz kızışarak birbirimizin üzerine sert girdik yani. Şimdi maç şefte girdim, çıktım. Ondan sonra ben normalde bir insandım. Orada çıktıktan sonra biri Mehmet diyor, biri gelip resim çekiyor. Ben kendimi bir gerçekten yani hani alışmamıştım eskide, hiç alışmamıştım. İnsanlar sokakta gördü, araba yolda tuttu. Vay dedim, ne kalplere dokunmuşum. Ne kadar sevgi var. Hatta AVM'de yürüyorum var ya, insanlar başımda böyle toplanıyor. Şu an bile yola çıksam, yani nereye gidiyorsam insanlar beni tanıyor. Gerçekten tanımak güzel bir şeydir. Ama şöhreti kaldırabilecekse, tanınmayı kaldırabilecekse o şöhretine layık olman gerekiyor. Ben de layık olduğuma inanıyorum her zaman. Öyle güzel şeyler oldu yani. Gerçekten bu şef benim için hani haklarını kâr etmeyin. Benim için kol kanat oldu ve benim yolumu açtı. Eline geldiği fırsatı her zaman avantaja döndürmek gerekiyor. Ben aldım, avantaja döndürdüm. Bir yemek olduğu zaman önce yemek ve senin ismin geçerli olması lazım. Ben dedim ki öyle bir şey, bir isim çıkaracağım ki eskide ben Mehmet Sur'du. Benim öyle bir markam da var. Mehmet Sur adına markam var. Ama dedim ki Şırdancı Mehmet'i ben büyük bir marka yapacağım. Ve başardım oğlu. Şu an benim markam Şırdancı Mehmet ama bende sadece şırdan yok. Koyun yoğurdundan tut, peynirinden tut, köy ürünleri. Yani Şırdancı Mehmet dedim mi onun ürünün nerede ablemi geçerse orası o şeyde bir yanlış olamaz. Çünkü insanlar beni çok seviyor. Onların kalbine dokunmuşum. Onların kalbine her zaman layık olmaya çalışıyorum. Bir işi kurmak da, büyütmek de zor değil. Ben az önce dedim. Yeter ki korkma ve başarılı ol. Yeter ki yaptığın işi en iyisini yaptığını düşün. En iyisini yaptığını düşündüğün zaman işi kurmak ve büyütmek zor değil. Ama büyütmeye çalıştığın bir işi eğer ki sen kendine güvenmiyorsan, içinde bir şüphe ve korku ve başarısızlık bir şey görüyorsan hiç kurma daha iyidir. Ben işimi büyütüyorum. Şu an bayilikler veriyorum. Çengelköy olsun. Bursa'ya şu an Beylikdüzü'ne de açacağım inşallah. Birkaç ay içinde. Şu anda Çengelköy'ü açtım ve süper de gidiyor. Onun için başarılı olman için önce kendinle bir barışık olacaksın. Ben bir şey yapmadan önce bir kafamı yastığa koyarım. Her şeyi beynimden geçiririm. Bunu atsam buraya ne olur ne olur. Bir imza yemeğine karar verdiğim zaman tadına bakarım. Bir de onun bir şeyini yaparım. Kendimi halkın yerine koyarım. Ondan sonra imzamı atarım. Yani ben artık bir yemek mühendisi olmuşum. Ben çok zorluk çekmişim. Şu an bu işte de çok zorluk çekiyorum. Ama zorlukların sonu tatlı olduğu zaman o insanların sevgisi ve bakışları olduğu zaman o bütün yorgunluğun içinden alıyor. Ben kendimi nasıl motive ediyorum? Ben kendimi motive etmiyorum. Beni gelen müşterim ve misafirlerim beni motive ediyor. Beni halk motive ediyor yani. Benim burada günde 1000 kişiyi ağırlayabiliyorum. Ve her giden kişiyi de tek tek masasına uğrarım ve memnuniyetini sorarım. Ve bir yemeği, bak bir restoranda özellikle burasını herkes ve bu meslekle ilgili herkes dinlesin. Bir restoranda en önemli şey nedir biliyor musun? Valeye kadardır. Müşteri memnuniyeti. Valeye kadar. Çünkü adama yemeğin çok güzel, her şeyin çok güzel. Çayın kötü olursa orada bir eksik. Valen çıkışta güler yüzlü, güzel seni karşılamasan orada iki eksik. Onun için diyorum ki ben buradaki toplantıda çalışma arkadaşlarına diyorum ki valeye kadar biz insanları memnun etmek zorundayız. Şırdan nedir? İnsanlar çok merak ediyor. Şırdan bir bağırsak değildir. Şırdan bir kuzu midesidir. Her hayvanda bir parça oluyor. Her hayvanda bir parça oluyor. O mide kuzu yemeği yediği zaman o şırdanın içine giriyor. İçinde böyle yaprak. O yapraklar o otu eritiyor. Bütün vitamini o şırdana geçiyor. Ondan sonra vücuda yayılıyor. Şırdan içinde omega 3 var. Bunu ben değil, özellikle Yavuz Dindar hocamız olsun, doktorlarımız olsun, hepsi de bunu onaylamışlar. İçinde vücut direncini artırıyor. Vücut kırıklarına iyi geliyor. Botoks yerine geçiyor, cildi güzelleşiyor. Çünkü kan dolaşımını hızlandırdığı için vücut direncini artırıyor. Saç dökülmesine iyi geliyor. Vücut kırıklarına iyi geliyor. Onu yediğin zaman vücut hastalıkları kabul etmiyor. Yani bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Gribe karşı çok faydalıdır. Vücut direncini artırıyor. Hücreleri yeniliyor, vücut hücrelerini. Diyeceksin ki bu bir yemekte nasıl hücrelerini? Çünkü yediğin zaman kan dolaşımı düzgün, bağırsakları çalışıyor. Bağırsağın iyi çalışırsa, kan dolaşımı düzgün bir şekilde dönerse ne oluyor? Hücrelerin de yeniliyor. İyi iş yapan şube nerede açılır? Öncelikle insanlar, bak şube nasıl açılır? Şube sadece Karabalık, İstiklal Caddesi falan açılmaz. Şube nerede açılır? Bir insanların her zaman uğrayabildiği bir yemek bölgeleri var. Bir kıyafet aldığı bölgeleri var. Bir de Karabalık bölgeleri var. Normalde çok aşırı Karabalık cadde üzeri olduğu zaman normal bir esnaf lokantası olur. Ama iyi bir marka her zaman restoranların ve insanların kafa dinleyeceği ve oturup orada keyif alacağı bir şey var. Çünkü biz yemekçi ve restorançılar neyiz? İnsanlar akşama kadar bilgisayarın başında çalışıyorlar. Bizim yanımıza gelip o yorgunluğu atmaya gerekiyor.
Onun için bir restoran olduğu zaman öncelikle bahçesi ve konumu çok iyi olacak. Ama etrafında da yemek yeri ve alışveriş çok olması gerekiyor. Çünkü insanlar alışveriş, gıda alışverişini yaptığı zaman yemeğini de yiyip gidiyorlar. Ve uzakta da sırf senin içine gelebilmeleri için hem konum otopark, oturma yeri bir de bahçen olması gerekiyor. Yıllardır restoranda çalıştım, şeflik yaptım, bulaşık yıkadım, soğan soydum, askerde bile soğan soydum, ağladım, ustalarda tokat değil, sevgi yedim diyelim yani. Şey değil, ustalar bize kızdı, hep bizim için şey oldu. Benim hayatımda kırılma noktası iki tane şey var. Birincisi MasterChef bana gerçekten bir kırılma noktası oldu ve bana büyük başarı getirdi. MasterChef neydi? Dünya beni tanıdı yani. İkincisi Şırdancı Mehmet oldum. Gerçekten iyiydi ki en büyük kırılma noktası özellikle Şırdancı Mehmet olmam. Kendi şırdanımı kurma ve bu şırdanımı başarılı yürütmem. Üçüncüsü sosyal medyayı çok güzel kullanmam. Sosyal medya çok önemlidir. Kullandığın zaman kullanmayı bileceksin. İçeriklerin güzel olacak. Yaptığın içeriklerde senin başarın da olacak. Her zaman yaptığım işi tanıtıyorum ya, insanlar geliyor. Aa diyor, bu adam gerçek söylemiş. Onun için senin kadar çık 40 tane televizyona, kendini anlat, yarışmalarda anlat. Ama sen için boşsa zaten boş gider. Ama için doluysa zaten onu tam dolduracaksın.